Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer Başkanımız, Sayın Propaganda Bakanımız, değerli vekillerimiz ve siz çok değerli Yuntabur halkı, hepiniz hoş geldiniz. Yuntabur'un sevgili çocuğu, ulusal kahramanımız Gören'in anıtını Sayın Başkanımız açtıktan sonra burada benden önce konuşan sayın hatipler, tarihimize altın harflerle yazılmış, şerefli sayfalar kazandıran Yuntabur'un kahramanı Gören'in yaşamını, örnek kişiliğini, kahramanlıklarını ve bilhassa savaşlardaki yiğitliklerinden söz ettiler. Ben yani demek istediğim eşsiz kahramanımız Gören'imizin bu sıcakta sizleri daha fazla yormamak için sözlerimi kısa keseceğim. Yani demek istedim ki yüksek müsaadeniz olursa sevgili kardeşim Gara ile ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum. Gara, ölümsüz Gara, o benim en yakın arkadaşımdır. O benim dostumdur. O benim her şeyimdir. Şu kadarcıkken beri benim en yakın arkadaşımdır. Ben şu an burada Yuntabur Belediye Başkanı olarak değil, en yakın arkadaşım Gören'in eşsiz dostu olarak size birkaç anımı anlatmak istiyorum. Hiç unutmam, bir gün bana kardeşim Fren demişti. Yok. Aslında kardeşim Fren dememişti. Hiç unutmam, bir gün bana sevgili kardeşim Fren demişti. Göreceksin bak, sen bir gün Yuntabur Belediye Başkanı olacaksın. Halbuki o zamanlar ben buna inanmamıştım. Ama Gören'in o zaman söylediği işte şimdi gerçekleşmiş bulunuyor. Sonra sözlerine göre şöyle devam etmiştim. Sevgili kardeşim Fren, göreceksin bak, sen Yuntabur Belediye Başkanlığından sonra senatör de olacaksın. Aynen böyle söylemişti Gara. Daha o zamandan geleceği gören, ileri görüşlü bir çocuktu Gara. Ama sonra bana ne yazık ki ben o günleri göremeyeceğim sevgili kardeşim filan demişti. Ben de neden böyle soruyorsun sevgili kardeşim Gara diye sormuştum. Çünkü demişti, çünkü ben 28 yaşındayken bir pazar günü tam öyle üzeri öleceğim. İnanılması bir çaba Gara sözünde durdu. Öleceği tarihi göreyle sahtelememişti. Mübarek adam. Sen ölmedin Gara. Sen ölmedin, kalbimizde yaşıyorsun Gara. Ölümsüz Gara. Toprakta yatıyorsun ama kalbimizde yaşıyorsun. Kahramanlar ilk savaşlarında ölmeyip son savaşlarından da sağ çıkmayan kişilerdir. Ve bizim kahraman Gören'imiz böyle bir kahramandır. Değerli Yuntaburlular,
Başkanımız bir müjde verdiler ve yüksek müsaadeleriyle o müjdeyi size iletmek istiyorum. 600 yıllık Yuntabur kentine bundan sonra onun yetiştirdiği kahramanın, yani Gara'nın adı verilecek ve kentimiz Gara'nın adını alacaktır, almıştır. Sevgili kardeşim Gara, en yakın arkadaşın prens sesleniyor. Garavurlular senin izinde bir izzetlerine an içiyorlar. An içiyoruz. Yaşasın Gara! Yaşasın Gara! Yaşasın! Yaşasın Gara! Nasıl konuştum? Çok güzel. Kutlarım prens. İyiydim ama değil mi? Son yeri de güzel yaptım. Çok güzel. Kutlarım prens. Çok yoruldum ama sansın. Bir bakıversene, kalabalık dağılıyor. İnsanlar ırmaklar gibi kol kol akıyor. Sayın Başkan ve heyetinin arabaları da ta nerede? Hadi belediye sarayına gideceğiz. Gideceğim ama kıpırdayacak halim kalmadı ki. Biliyorsun bu törenin hazırlanması için çok uğraştım. Ama başardı. Neyse sansın. Bu belayı da atlattık başımızda. Anladım. Yani... Bu işler hiç kolay olmuyor Sansi, biliyorsun. Belediye başkanı olarak bütün gün benim omuzlarımdaydı. Sayın başkanlı heyeti de vali konağına gidiyor. İyi iyi. Valiye de akşamki ziyafete kadar beni hiç rahatsız etmemesini söyledi. Biraz da uğraşsın değil mi ama? İyi. Sayın belediye başkanım. Ooo. Bakalım. Güzel bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Propaganda Bakanı. Şehrimize tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Fakat bir problem mi oldu yoksa? Heyet hep beraber belediye sarayına doğru geçiyordu. Program gayet güzeldi. Ellerinize sağlık. Teşekkürler bakanım. Fakat sizlerle konuşmak istediğim özel bir husus var. O yüzden geldim buraya. Tabii ki Sayın Bakanım. Lütfen oturun, ayakta kalmayın lütfen. Teşekkürler. Öncelikle Gara gibi bir kahraman çıkardığı için bütün bu Yuntabur nezlesizleri tebrik ederim. Devletimizin böyle bir kahramana hak ettiği değeri verilmesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu ben üstlendim. Sayın Göbez, bizim göremediğimiz bir eksiğimiz mi var yoksa? Program gayet güzel. Taşıdığı hayati önemden dolayı bu projeyi bizzat ben üstlendim. Ne projesi acaba bu bakanım? Gara'nın evinin müze olması işiyse onunla biz ilgilenmiyoruz. Hayır, bu tamamen farklı bir konu. Gara ve kahramanlıkları anlatan film çekilecek. Bu öyle eskiden çekilmiş küçük filmlere benzemez yalnız. Devlet destekli bir film olacak. Gara'nın kahramanlıklarını sadece sizlere değil, bütün bir dünyaya anlatacak bu proje. Muhteşem bir film bu. Prens, dolu film çekeceklermiş. Bakanım! Biz de küçük bir rol alabilir miyiz filmde? Hani böyle arkadan falan gitsek ne olur sonuçta? Prens ve ben, Gara'nın çocukluk arkadaşlarıyız. Olabilir, olabilir. Geçin bakayım şöyle. Gara'nın çocukluk arkadaşlarını siz oynarsınız. Oy. Zaten sizlerden de ekibe yardımcı olmasını isteyeceğim. Film burada çekiliyor. Tabii ki Sayın Bakanım. Elimizden ne gelirse yaparız. Güzel güzel. Filmin yapımcılığını ben yapacağım.
Yönetmenin de ben yapacağım. Senaristliği de ben yapacağım. Hatta art direktörlüğü de ben yapacağım. Size yakışırdı zaten bakalım. Ve tabii tabii. Bu yüzden bu kentte biraz araştırma yapmam gerekiyor. Hatta bu araştırmaya sizlerden başlayabilirim değil mi? Tabii. De nasıl araştıracaksınız? Madem ki siz Garay'ın çocukluk arkadaşlarısınız, o zaman Garay'a da anlatabileceğiniz özel anılarınız vardır ha. Böyle kimsenin bilmediği ama. Olmaz. Olmaz be efendim, olmaz be. Güzel. Dolu. Özel güvenlik şefi. Lütfen. Olur mu hiç öyle şey? Başkanım. Ama öyle olur mu? Sizin de anlatmanız gerekiyor. Ama öyle olur mu? Ben beceremem. Büyük usta. Başkanım geliyor. Buyur. Ben anlatayım o zaman. Bizim ilkokul dönemlerimizde mahallemizde bir komşumuzun evinde hüngür. Evet. Yangın çıkmıştı. Ama öyle büyük bir yangındı ki ta karşı mahalleden yangının dumanları gözüküyor. Yangını gören bütün mahalleli yangın evine doğru koşuşturmaya başladı. Ama yangın evinin önüne geldiğimizde kimse içeri girince cesareti gösteremedi. İçeridekilerin feryatları içerisinde bir kahraman gözlerini kırpmadan alev evin içine doğru attı kendini ve içeridekileri bir dışarı çıkarttı. Kahraman güzel, evet kahraman. Devam etsene. Bu hikaye bu kadar mı? Evet, bu kadar bir hikaye. Bu kadar değil miydi sans hikaye? Bu kadar. Yanlış hatırlamıyorsam tam da bu kadar bir hikaye. Yanlış hatırlıyorsun. Ben bu hikayeyi gazetelerde okumuştum. Ve içeridekilerin hepsini dışarı çıkardıktan sonra en önemlisi içeride diyerek attı yine kendini alevlere. Saatler geçmesine rağmen hala çıkmamıştı. Herkes onu öldü diye beklerken elinde şanlı yun tabur bayrağını açarak bu başımıza dalgalanmadıktan sonra ha içerideyiz ha dışarıda. Ne fark eder demişti. Vay be! Bizim karaya çok büyük kahramanlık Gara canım, çok büyük. Beyler! Siz bu işin ciddiyetinin farkında değilsiniz herhalde. Gara sadece bir kahraman değil. Sizleri, bizleri ve en önemlisi bu ülkeyi temsil eden büyük bir semboldür Gara. O yüzden ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Anlaşıldı efendim. Bakın bakayım. Yoksa siz AGT'li olmayasınız ha? Ya o olur mu efendim? Bizi ve Gara'yı inkar eden bir örgütü aynı kefeye nasıl koyabilirsiniz? Olur mu hiç öyle şey? Bakalım. Onlarla biz mücadele ediyoruz zaten. Çalışanlarımız o hainlere göz bile açtırdı. Peki o halde bu olayı hiç yaşanmamış kabul ediyorum. Fakat bir daha böyle bir şey olacak olursa bu madalyalara ve makamlarınıza veda edersiniz. Peki efendim. Peki efendim. Her neyse. Şu film konusuna geri dönelim. Halletmemiz gereken bir sorun daha var. Başvurun efendim. Hayır. Başrol değil. Başrolü hallettik. Ben oynamayı düşünüyorum. Size nereye pişirdi zaten. Tabii. Filmin adı. Henüz bulamadım. Ve bunun için gayet kısa bir süre kaldı. Gerçi ben başkanımıza birkaç isim önerisinde bulundum ama kabul etmedi. Gara'nın intikamı. Nasıl bakın? Olmaz. Savaş yıllarını değil, bütün bir hayatını anlatacak bu insan. O zaman Gara geliyor nasıl? Olmaz. Gara geliyor nasıl efendim? Bak bu çok iyiymiş de. Aferin abim. Hatta ikinizin ortasını yapalım. Gara duruyor olsun ha. Ne dersiniz? Mükemmel bir fikir bence olur. Sen ne diyorsun başkanım? Anlaşıldı. Siz de bu işe dahil etmesen
daha iyi olacak ha? Ben şu kale için açılan müzenin yerini söyleyeyim de bir halta edin. Ben söylemem. Hemen şu tarafta bakalım. 100 metre sonra karşınıza çıkacaklar. Bulurum zaten ben. Görüşeceğiz sizlerle. Görüşeceğiz. Gara gidiyor esası. O nasıl bilsin? Ne bileyim aklıma o geldi. Hem sanki gara geliyor çok güzeldi. Neyse Salsi. Protokol şehirden ayrılana kadar hareketlerimizi dikkat edin. Bu göbelsi kızdırmak bu hayatta isteyeceğimiz en son şey olur. Hey gidi gara hey. Kim derdi ki günün birinde dünyanın en büyük kahramanlarından biri olacaksın be? Öleceğim aklıma gelirdi de işte bu aklıma gelmedi. Neden? Neden mi? Çünkü dünyanın en korkak insanıydım be. Yüreksiz, tabaksız bir olan. Kızlardan bile derdi geldi ünfumda. Yok tabur değil artık, gara dur. Peki gara dur olsun. Umudun ömeğin hiçbir yaşıtı yok. Peki ama neden? Ne bileyim? Keyif için de vardık sanki. O da kaşınırdı doğrusu. Dayatemeden duramaz. Hem sen bana niye soruyorsun ki? Sen bilmez misin? En yakın arkadaşın olduğunu söyle diye söyledi herkese. Evet. Çok yakın arkadaştık. Ne yakışıklıydı ama. Böyle uzun boylu, geniş omuzlu, alnı açık. Tam bir kahraman be. Ki. Gar. Evet. Alay mı ediyorsun be? Kara kuru kavruksuz kare olan iğmezlere dedi ki gelisin açlıktan kümeslerden yumurta bile çalıyor. Bir ölünün hem de ulusal bir kahramanın arkasından böyle konuşmak hiç doğru değil Sasi. Hayır yani siz deminki konuşmanızda onun böyle kavgacı yürekli falan olduğunu söylediniz, ben de ondan bunu size savunuyorum bakın. Tören bu Sasi, tören. Bütün bir ulusun övündüğü tarihe geçmiş bir kahraman hakkında başka ne demeliydi? Hayır. Siz de mi demediniz? Uzun boylu, geniş omuz. Ben söylemesem bile onu herkes öyle biliyor zaten. Bazen beni çok görüyorsun Sasi. Kalabalık dağlara kadar burada bekleyeceğim. Ben de şoförü zaten yürümek istediğimi söylemiştim. Bu hayatta mı Sasi? Bir saate varırız herhalde. Sanki sen tamamsın da. Bak gel gel. Düşünüyorum da bazen Sasi. Savaşta bir kolumu kaybettim de ne oldu sanki? Hiç. Bugün belediye başkanı. Keşke kolum tam kalsaydı da geri kalan bütün yanım gitseydi. Yani ölse miydi? Evet, ölseydim ya. Yaşamak güzel şey elbet Sasi. Ama bir kahraman olarak yaşamak daha güzel. Böyle yarım kalmaktansa ben de gara gibi ölüp bir kahraman olarak yaşamak istedim. Onu kim istemezdi ki? Çok insan öldü savaşta. Ama hiçbiri gara gibi kahraman olamadı. Onun gibi kahraman var. Ancak birkaç yüzyılda bilir. Ben de topal kaldım savaşta. Ama bugün topal da olsam yaşadığım için mutluyum. Bu madalya. Ayağım yok, işi yapamıyorum. Ama ayağım bu madalyanın yaptığı işi yapamaz. Biren. Açıkçası şu anda da bakıyorum da imreniyorum ben. Bu töreni dünyanın her yerinden televizyoncular, filmciler, radyocular geldi. Bütün ülke altı coşkuyla ayağa kalktı. Ya yum tabur yum tabur oldu. Bir tek geçin ayağını basmamışken. Şimdi baksana başkanım. Anlamadım. Yani başkanımız olmak üzere bütün herkes geldi. Bu içine kapanırken gara sayesinde ayaklandı. Hem başkan söz verdi, fabrikada yaptıracakmış. Doğu devrimimiz olacak. Müzesini, anıtını görmek için turistler
akın akın gelecek. Para yağacak Karabur'a, para! İnsanın adının kendi verilmesi nasıl bir şey? Bir düşünsene sensin. Kıskanıyorsun ben. Evet, açıkçası öyle. Ne çıkar? Şimdi bu olup bitenlerden zavallı karımızın haberi biliyor. Ulan insan görmedi mi? Ya geride kalanlar? Bak karısına da anasına da aylık bağlandı. Yoksulluktan kurtuldular. Karısı bir senatörden daha fazla aylık alıyor. Hem anasına da koskoca bir ev verdiler. Çocukları da zengin çocuklarını okuturup özel okula yazılı verilecekmiş. Askeri gitmeden önce ne iş yapardı? Çin. Gara. Sen bilmiyor musun onu unutuyorsun? Ya, biliyorsun ya, ben o dönemler... Yunta buradan uzun bir süreliğine ayrılmıştım. Biliyorsun o dönem. Ne işi ya? Gara ne işi yapabiliyordu ki? Efendim? Hayır yani. Bunu söylemek istemiyorum. Ölünün arkasından, hem de o böyle büyük bir kahramansa... Sağ olun, ne iş yaptığını söylemek büyük bir saygısızlık olur Piren. Bak, geçen de kolej müdürü söyledi. Tarih kitaplarındaki en geniş yeri ona ayıracaklarmış. Elbette, haklı. Hayatında filme çekeceklermiş. Çeksinler, yakışır da. Evet, evet. Onun için romanlar, tiyatrolar da yazacak. Karısı da anılar ne yazacak? Ben de arkadaşım Gara hikaye kitabı çıkartmak istiyorum. Sakın sen Gara'dan başka biri olmayasın. Nasıl yani?
Yani garadan başka biri. Garaya benzeyen biri. Kendini gara sanan biri. Ya başka biri olayım, inanmazsan Salsi'ye sor. Ne yazık ki böyle can canını karşımda duruyorsun. Salsi, niye öyle diyorsun? Sen ölmeli miydin? Ölmeliydin ya! Öldüm bile haberin yok. Ha, bir dakika siz yoksa beni hortlak zannediyorsunuz değil mi belki de, değil mi? Ya iyi de hortlamadan bir şeyler mi iç be? Görmediniz mi demin nasıl işedim? Sahi ben burayı işedim diye demin neden kızdın bana? Sen neden burasını seçtin? Başka yer bulamadın mı? Çok çişim geldi, ne yapayım? Bu düzlükte başka yer yoktu, ben de bunu görünce saldım gitti. Nasıl geldin buraya? Salsi gelirken birini görmüştüm yolda, o tarif etti. Ya ben yıllar önce buradayken avcumun içi gibi bildiğim bu kentte böyle bir taş yürüyordu. Şu an hiç topa da benzemiyor. Gidin! Bir anlat! Niye onu anlat mı? Salsi dibini işledim diye vurmaz ya. Sen dibini suladın diye boyu açacak değil ama. Peki, neye yanaştınız bu koca taş yerine? Baksana, ne yazıyor burada? Nerede? Burada. Ha. İyiymiş, tamam anladım şimdi. Anladın mı ne yazıyormuş? Bilmem, oku mu yazdı bilmem ki ben. Hiç okula gitmedim ben. Ulan askerlikte de bana. Bu kafayı görüneceğim Salsi. Sen bilmez misin beni bu? Niçin geldin lan? Karaburda ya işte. Yani Yuntabur'a neden geldin? Ha. Hiç. Ne de olsa doğup büyüdüğüm yerler buralar Salsi. İnsan özlüyor sonuçta. Hem bak merak etme. Salsi eskisi gibi hırsızlık serseri gelecek değilim. Ha, bıraktım o işleri. Ya burada durmuşlar kaldı. Değil böyle birkaç gün falan kalır döner gider herhalde. Nereye döneceksin? Bilmem. Yani neresi olur sonra dönerim. Ama Salsi'cim burada bana bir iş ayarlarsa kalırım ya. Salsi sen ne iş yapıyorsun şimdi? Yuntabur'un gizli güvenlik servisi şefi. Ha? O ne? Gizli güvenlik servisi şefi. Aa bak. Öyle deyince bir şey oldu. Uzun bir adı var demek. Büyük bir iş olmalı ha, doğru mu? Dubai'de belediye başkanımız Bay Pen. Aa, belediye başkanımız mı? Vay! Başkanım. Çok memnun oldum. Ne güzel ya. O zaman ben böyle olursunuz. Salsin, o halde siz şimdi bana böyle küçük bir iş ayarlarsınız. Ben de geçinip giderim ha. Ne dersiniz? Hiç gelmeseydin çok iyi olur. Evet. Tamam öyleyse be Salsin. Ben de birkaç gün falan kalır döner giderim. Hem merak etme sen kal desen de kalmam ki ben. O karımın suratını bile görmek istemiyorum. Ama çocuklarım annemi çok özledim Salsin. Annem sağ mı hala? Kara. Sen en iyisi Yuntabur hiç uğramadan doğru gitti. Evet doğru. Tamam, çocuklarım annemi falan görür, giderim işte. Hayır, onları da görme. Doğru git buradan. Bir dakika, sen neydi o? Güvenlik bir şey dedin ben az önce. Onun başı olduğundan değil mi? Ben burada hırsızlık yaparsam beni tutmak zorunda... Ya Salsi, öyle bir niyetim yok ki. Salsi. Çıkaralım Salsi. Dedim. Salsi. Sigara içtim. Paket aldım. Gara. Duyduğumuza göre sen savaşa gönüllü olarak katılmışsın. Gönüllü mü? Ne gönüllüsü ya? Yani evet herkes savaşa gönüllü gitti mi sen öyle değil mi? Oysa ben yalnızca karımdan kurtulmak için gitmiştim. Ben başka için bir tek ondan kurtulmak için. Ne yani sen savaşa gönüllü olarak gitmedin mi? Gittim. Gittim canım gönüllü gittim ama neden gönüllü gittiğimi ben bilirim. Gerçi Salsi de iyi bilir ya. Bak tamam evet ben hırsızım, serseriyim, kaçakçıyım, oyun buyum ama kendimi hayatta pezemek dedim. Oysa karım olacak olan mutsuzluğun ortasında yapmadığı erkek kalmamış değil mi? Lan boşanmıyoruz da ben de. Gönlüm yaptığı için bütün yargıçlar, polisler, hakimler hepsi ondan yanayım. Ya dedi böyle yaşamak nasıl kendimi öldüreyim. Ama dedim ki ya denedim kaç kez de
Can çok tatlı, kıyamıyor ki insan. Ciğerlerinden asker olduğundan asker almıyorlardı. Sahse tam o sırada bir savaş patladı. Taştan bile asker arıyorlar. Ben de hemen bir sahte sağlık raporu uydurdum. Orduya gönüllü yazıldım. Niye sizden sahteyim, işin aslı bu. Duyduğumuza göre sen savaşta inleri ateş altında çalmışmışsın. Korkusuzca, yiğitçe, düşman askerinin üzerine dağıtılıyor musun? Hatta madalya da almışsın. Evet. Ya dedim ya size işte. Karımdan kurtulmak için kendimi öldürmek istiyordum diye. Ya sen beni bilirsin, sağsın işte. Ben gereksiz güçsüz biriyim işte. Kendimi öldüremeyen yıllar bari dedim ki savaşta bir kurşunların üstüne valiz kurşunla gelin. Ama şans yok. İyi hala sağsın. Ne yiğit, ne namuslu, ne dirilik hanları öldüren bir türlü geberin kurtulamaz. Bak kurşun yağmurlarından alıyor. Kurşunlar üstüne gidiyor. Böyle görüyorum, birden duruyorlar. Ne bakıyorsun? Lan diyor, bunu gebertmeyi bile denir sen. İyisi mi diyor, bir türlü siktir ederim. Bir şey mi bu? Kuşlar bir oraya bir oraya. Hep şimdi bana gelmedi ama sana seni. Ya aldığın madalya? Madalya değil. Madalya Allah'ın. Bir dakika. İyi de ama siz bunları nereden biliyorsunuz ki? Gazeteler yazdı. Bütün gazeteler. Gazetelerde onun mu çıktı benim? Resimlerinde. Aa, nasıl çıktı? Yakışıklı mıydım acaba? Bu halim işte. Şurayımdır o zaman be. Ters yakışıklı falsi. Ben kursun yağmurlarına gittiği çoğunlar da boyuna bana madalya veriyorlar. Ben ne yapayım? O kadar çok madalya verdiler ki hatta. Onda da bir iki tane olacaktı benim. Öbürlerini de orada burada sağda solda sattım işte. Yalnız madalyalardan tekini herife bir yutturmuşum. Onu size anlatmam lazım bak. Başkan gelin şimdi şöyle. Ya gelin şöyle başkan, bir muhabbet anlatacağız. Şimdi geçtirelim böyle karşıma, tamam mı? Ben de aldım madalyaları koydum. Bak bak bak. Seç seç beğen aldım. Seç şimdi size bir tane başkanım. Başkanım şu olsun. Şu en büyüğü. İyi, en büyüğü olsun. En büyüğü mü? Evet. Ha, herif de sizin gibi en büyüğünü en süslüsünü seçti Eda'yı. Yalnız, ahbap dedim, bir dakika dur bakalım. Ne oldu dedi? Benim sana onu bir paket sigaraya vermem. Ne istiyorsun dedi. Lan dedim, şöyle bir doyasıya bir yemek ısmarladı vereyim. Ispanlamaz mı Eda'yı? Herifi bir kazık dedim, hadi görmeniz lazım. Bir yemeğe bir madalya. Bunun neresi kazık? Ya iyi de. Benim değil de o madalya, başkasının. Başkasının mı? Yoksa çalmış mı? Ne iş bir arada çalayım be? Biz cephede uzun kış gecelerinde canımız sıkıldığından öyle zaman öldürmek için madalyalarla kumar oynardık. Ben o madalyayı savaşta değil kumarda kazandım. Elif, o gece de düşman nöbetçisiyle kumar oynadı, tamam mı? Şimdi oradaki Elif benim bütün madalyaları yuttu. Lan dedim böyle olmaz. Aldım madalyaları gidiyor. Aldım yerden bu taşı. Geçtim arkasına. Annem benim madalyam. Bütün madalyaları aldım gerisine. Ne korkunç. Ne iğrenç. Bak bak. Hatta madalya da burada. Salsın. Bak bakalım şuna salsın. Nasıl ama? Şuna bak. Salsın. Çok sağlam parça. Senin mi bu? Senin de kazık nişan halim yok ya, salsın belkilerden. Sen neden takmıyorsun? Azize, beni kandıramazsın. Madalyam var. Sigaran da bende. Sigaranı da ver salsın. Sen neden takmıyorsun dedim. Madalya takmak için madalya takacak bir kıyafet gerekiyor başkanım. Baksanıza benim şu üstüm başım tekrere. Bir kere bana öyle böyle törende madalya vereceklerdi. Ben de dedim ki alay komutanına, ya komutanım. Yani bu sefer bana madalya vermeyeceksiniz. Bir çift postal versiniz, nasıl olur? Çünkü kış, her yer kar içinde, ayaklarım delik dişik. Ama alay komutanı bana depoda hiç postal kalmadığını söyledi. Dolusuyla madalya almış. Salsi, bak gel Salsi. Bak, hakikaten sağlam parça. Ben satayım sana bunu. Yani işin aslı sana bunu savaş anlayıcı olarak edeyim isterdim ama tabii o kadar aç ki Salsi. Salsi. Çıkan daha versin. Sigara verin be. Ne? Bir sigara versin.
Yalnız tabakayı ver ama. Sansi, söyle şuna. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Sansi? Hadi. Çarpışırken çok ağır yaralandın da dönüştük seni. Evet, yaralandım. Yaralandım hatta. Anlatayım size isterseniz. Sase, o kadar çok ölümle burun buruna gelmiştim ki artık ölmek istemiyordum. Lan, yani kanlı bir savaş. Bizim bölük en önde. Görüyor musun Sase? Sağımdakiler, şuradan gelin. Solumdakiler, sapır sapır dökülüp ölüyor. Birden kaçmayı kafaya koydum. Yalnız savaştan da değil he. Bütün askerlikten kaçacağım. İnce, kum bir dere içerisinden başladım tüme. Garay kaçır. Gel, yüzbaşı arkamda dön! Diye bağırdım. Birden kaldım. Kaçsam yüzbaşı vuracak. Dönsem düşmanı öldürecek. Durduğum yerde hiç duramam zaten. Gel aldı yüzbaşı tarama tüfeği eline. Geçti. Kıçımdan vurdu beni. Ben de düşündüm kaldım. Derken düşman birden bizim siperleri bombalamaya başladı. Baktım havada eller, kollar, ayaklar, bacaklar, fabrika. Bir baktım bir de ses tak diye düşmüyorum. Gittim yanına. Lan bizim yüzbaşı vurmuşlar. Adamın kafası yok. Ona bu nedenlerden tanıdım. Ben de artık orada yaradan mı? Buyur, kalmışım sadece. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Bizim bölükler bir tek ben sağ kalmışım. Lan beni konuşuyor diyecekler diye beklerken benim birinde bir general geldi. Al söyle eline madalyayı. Gara dedi. Ya sen ne büyük bir askersin Gara. Gel bakayım şöyle dedi. Tak madalyayı göğsüme iliştirdi. Geldi şöyle alnıma muah bir öpücük adamla satsaydı. Tamam da. Neden? Neden mi? Kendim o haldeyken yaralı yüzbaşı kucağımda hastaneye götürdüm diye. Yaralı yüzbaşı kucağıma düşmüş inanır biliyor musunuz? Bazı şeyler beni şaşırtıyorsun da. Ben de çok şaşırdım Sapsi. Ama bunu görüyordum ne yapıyorum? Biz savaşta bir tepeyi seni tek başına aldığını ve alayına da büyük bir zafer kazandırdığını duymuştuk. Evet. Düşman sinirlisinin alayını kuşatmış. Sen de tek başına cemberi yarıp geçmişsin. Gazeteler böyle yazmıştı. Ya iyi de bu gazetelerin başka işi yok mu beni yazmış bu gazeteler? Hem siz bilmez misiniz sanki gazeteler doğru düzgün hiçbir şey yazmazlar? Yani bütünü de yalan değil, buna benzer bir olay olmuştu. Ya, sen benim çocukluk arkadaşımsın, sağ ol. Ben o senden gizlice değilim. Söyle. Ben o zamanlar düşmana casusluk yapıyorum sağ ol. Casusluk mu? Anlatmayayım isterseniz o zaman. Anlat. Anlat. Hayır anlat. Tamam, anlatayım. Bak, düşman kuşatmasını yarıp geçiyor dedikleri bu olay Sasi. Düşman zaten benim öbür yana geçmeme mi müsaade ediyordu? O zaman gittim, düşman komutanına birkaç haber vermek için gittim muharebe alanına. Ulan bir baktım, sabahın erken saatlerinde bizimkiler bir baskınla tepeyi ele geçirmişler. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Aldım tüfeğin bir yeri yanlışlıkla ateş ettim. Ulan bir baktım, bu sesi tak diye yıkıldı. Haber vermek için gittim, düşman komutanını vurdum sırtından. Şimdi düşünürken birden bizimkiler geldi. Ben de geçtim hazır olan. Efendim dedim. Yani benim suçum yok falan diye açıklayacak gibi baktım. Geldiler tak bir madalya daha taktılar. Beni var ya bombaşı bile yapacaklar.
Yani senin için duyduğumuz onca haber yalan mıydı? Başka ne duydunuz ki? Yaralı arkadaşlarını saatlerce sırtında, geriye seyir hastaneye itişmişsin. Yok da yalan değil işte, bu gerçek bir şey bu. Tabii küçük bir ortaklık var burada da yani. Ne? Onlar yalan değil de onlar duyuyor. Yani biz çok kriterlisiniz babacığım, her taraf ceset. Cesetlerden etrafta adım atacak yer bulamıyor. Derken cesetlerin arasında bizim az subayı gördük. Onlar da cansız, gel buraya, utanıyor. Ulan dedim, karar. Düşman zaten onun neyi varsa, neyi yoksa alıp gidecek. Dedim, bunu niye ben almayayım da başkası alsın? Şimdi bizim aklımın zengin olduğunu da bildiğinden attım onu sırtıma, uzak, tenha bir yere doğru gittim. Yani yaralıların gözleri önünde adamın cebini boşaltamam ya sansın. Bir baktım, bizim general durdu birden karşımda böyle. Ben dedim ki, efendim yaralı astımı ya, hastaneye götürüyorum dedim ona. Yeter be, yeter! Hatta başkanım, başka bir olay oldu. Onda da bir yaralı el var, tamam mı? Baktım, ulan adamın cebinden hiçbir şey çıkmadı. Dedim ben de acısını dindireyim, kafasına kurşunu ben sıktım ondan. Yani suçlusun Gara! Doğru! Biliyorum! Bak,
Bu taburetlerden seni tutuklamak zorundayız. Mahkemeye verirler ve seni asarlar Gara, anlıyor musun? Seni asarlar, asarlar. Anlıyor musun Gara? Anlıyorum. Bak, sen en iyisi yun tabur vur ama kaç git buradan. Hadi Gara. Hadi git. Bütün dünya senin. Sen seni olduktan sonra her yer senin. Dersen senin için çok iyi olacak. Hem senin için, hem bizim için, ülke için, halk için. Tarih için de. Evet. Anlamadım, ne için? Bütün dünya için ya lan. Bak, yun tabura gidersen seni yakalarlar. Asarlar. Zaten aranıyorsun, hemen asarlar. Etsene, asmarsan sen. Artık önümden aman, işte korkak bir insan, söylene ben kendimi, ne yapayım? Hem bütün bunları yalnız size güvenliğinden mi anlattım sanıyorsunuz ha? Niçin anlamıyorsun bizi Gara? Niçin anlamıyorsun? Anlıyorum. Ya beni nasıl olsa asacaklar? Eninde sonunda asacaklar. Hiç olmazsa burada asınlar. Yurda burada. Bittiğim bu kentte asınlar. Ölmeden önce bir kere daha göreyim yurda dur yeter. Olmaz Gara. Rica ediyoruz olmaz. Bak ikimiz de yalvarıyoruz. Şimdi senin paran da yok. Nerede o madalya? Sat onu bana. He sat. Ciddi mi? Evet. Tamam ama uçsalardan. Kaça bin? Kaç istiyorsun? Bir paket çikolata veririm. Sat 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 sat! Oo, al. Dur abla ben sana harçlık da vereyim. Harçlık mı? Al. Oo, amma çok para var burada ya. Ulan bir sene bütün madenleri sana satardım he. Keşke. Tamam, siz benim madem istemiyorsunuz, ben gidelim ki. Hadi Gara, hadi, hadi Gara, gidebildiğin kadar uzaklara git Gara. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Neyle? Hadi. Of. Ya bir de bana çakmalar da getirin ya! Of. Yalnız o kadar para verdik ama bunu da Gara Müzesi'ne satarım. Bak, arkasında da Gara yazılı. 5-10 bin verirler buna. Bir bakayım. Başkanım. Daha çok eder o zaman. Tam iki salsı, tam iki. Al. Yalnız, az para verdik ona. O parayla çok uzaklara gidemez ki. Doğru salsı. Çağır çabuk çağır da daha fazla para verin. Çağırayım değil mi? Sapsi! Bu tarafa gitti adam. Kalk! Sapsi! Bayağı ağzına sıç. Başkanım. Bana kulak verin. Kapalı. Tamam Sapsi. Ben de göbersiz geldi zannettim. Başkanım. Göbersiz oldun mu sen? Göbersiz. Görmedim. Ben de görmedim. Başkanım niye sessiz konuşuyorsunuz? Öf Salsi. Git çağır çabuk. Efendim? Heh, gel alalım. Gel, gel.
Gel. Al bu paraları da. Al bunları da. Çok uzaklara gidebildiğin için. Oo, tamam. Çok sen neydi sen ödür müydün? İnşallah olursun ha. Olurum. Al şunları. Olmayalım. Ama ben sana madalya satmadım ki salsın. Olsun ya, biz seninle çocukluk arkadaşız. İki kuruş. Olsun canım, olsun al. Bak, söz olsun. Bir daha bana para versinler. Madalya versinler, onu da sana vereceğim ha, tamam mı? Tamam. Kaç sen şimdi buradan. Tamam. Yalnız. Bizden para aldığını kimse söyleme, tamam mı? Tamam, yok söylemem. Gittiğin yerlerde benim adım Gara diye de söyleme. Söylememen için... Söylemez canım. Burada söylemem, ne diyeceğim? Ben gittiğim yerlerde ne diyecektim? Adımı sorarlarsa ben Gara'yım diye söyleme. Söylememen için... Peki ben Gara'yım demeyeceğim, ne diyeceğim? Para diyeceğim. Aa, ben parayı. Kim yerlerde ödeyim o zaman, tamam mı? Hadi o zaman. Hadi. Para dediğin için. Yalnız ateş hala vermedi. Hadi git burada mı? İyi, çok para vermemiz iyi oldu. Of, şu konuş paranın lafı olmaz. Ya tam tören sırasında gelseydiniz siz burada konuşurken. Evet. Ya Göbez buradayken gelseydi de konuşulanları duysaydın. Tabii canım. Tardık o zaman. Hangi konuşulanları duysaydın? Şimdi konuştum. Hoş geldiniz bakalım. Biz de tam şeyden konuşuyoruz. Neyden? Şeyden konuşuyoruz. Salsın. İhaleden. Evet, ihaleden konuşuyoruz. İhale demek. Ne ihalesiymiş? Anlat bakalım, biz de bilelim. Ha? Şey ihalesi efendim. Ne ihalesi? Kargalar. Evet, kargalar. Garamızın anıtını kargalardan korumak için bir düzenek kurulacak. Onun için olan ihaleyi konuşuyoruz. Ne kargası ya? Evet efendim. Kargalar. Hani bilirsiniz yurttabının kargaları çok dişurdu. Anıtların üzerine sıçalar efendim ya. Pislikler ya. Anaksızlar ya. Biz de karamangarımızın anıtını bu pis kargalardan korumak için şirketlerle ihale işlerini görüşüyorduk. Kargalar demek. Ben daha önce bu Yuntavur kentinde hiç karga görmemiştim. Olmaz mı efendim? Olmaz mı? Çok meşhurdur Yuntavur'un kargaları. Hatta bizim tatlıcı kargalarımız bile var. Tatlıcı ya. Kargalar taktım atar sarsın. Bilmem. Atarlar. Atabilirler. Atmaya da bilirler. Tamam. Bırakın şu karga muhabbetini. Biz de zaten çok gördü beni. Şimdi biraz dinleyin. Hep beraber akşam yemeğe gideceğiz sonra. Adın neydi senin? Gelecek seçimini bekle Salsi. Bekle. Salsi kalk. Salsi! Salsi! Sen bizi bitirdin Salsi. Göbelsin burada oturmasına neden izin veriyorsun? Ya gene gelirsin? Ne diyorsunuz aşkım? Otur durma. Koskoca bakalım ne olacak halimiz yok. Hadi başkanım. Siz videoyu buldursunuz başkanım. Hadi başkanım. Bulacağız bir çaresi var. Bir daha hata yapma Salsi. Ölüm!
Müze bizden memnun kaldınız mı Sayın Biraz? Müze fena değildi. Lakin bayağı bir yordu beni. Sistemimizin, ülkemizin kahramanı olan bir kişiyi anlatmanın zorluğunu sizlere tarif edemem. Filme isim bulabilirim Sayın Bakanım. Evet. Maalesef, maalesef. En ufak bir ilham kıvılcımı bile gelmedi. Belki de ilhamı yanlış yerde aradığınız içindir Sayın Göbels. Anlamadım. Yani YouTube'a geldiniz, Kahraman Göre'nin müzesini, anıtını gezdiniz. Ama yeterli değil. İlhamın gelmemesi çok normal. İlhamın gelmesi için Göre'nin büyüdüğü, çocukken top oynadığı, ailesiyle vakit geçirdiği, hatta doğumuna tanıklık eden duvarlara dokunmanız gerekmekte. Anlamaya çalışıyorum seni. Yani Göre'nin evine gitmediniz değil mi? Gitmedim. Doğru. Onun evi bu kentte değil mi? Bu şehirde. Yemeğe gideceğiz birazdan. Vaktim olsaydı giderdim. Şimdi geç kalmayalım yemeğe. Bakın. Zaman konusunda endişe etmenize hiç gerek. Öyle mi? Garın bebeği hemen şurada. Evet. Beraber. Bak bu çok güzel ha. Belki Garın Doğu'ya beklersem filme yeni şeyler bulabilirim. İlham kıvılcımı bile gelebilir bana. Neredeydi bu? Söyleyin bakayım, yakın demiştiniz. İsterseniz beraber gidelim. Gerek yok, ben giderim. Size gerek yok. Tarif edin bakayım artık şu evi, nerede? Hemen şu yolun sonunda büyük bir göl var. Onun evet, yanında... Tamam, tamam. Ben zaten şoförüme söylerim, giderim. Bakanım! Şoförümüz yoksa ben de gelebilirim. Gerek yok sana, gerek yok. Yemeğe geç kalman yeter. Peki efendim. Oh! Yine ucuz atlattık sanız. Başkanım. Var ya, çok iyi geldi aklınız abi. Sizden var ya, çok güzel bir senatör olur. Elbette Sasi, elbette. Ama bu gara meselesi haddinden fazla uzamaya başladı. Bir an çaresini bulmak lazım. Bir dakika. Ya paraları alıp bizi atlatırsan? Şey, Göbez. Hayır Sasi, gara. Gara mı? Karımızı atlatacak. Ya paraları alıp başka yoldan girerse kente? Sanmam. Biz bugün burada gerçeğin acı yüzüyle karşılaştık. Evet ama hangi gerçek? Gerçek olan bir tane. Bir de bizim gerçeğimiz var Sansi. Toplumun gerçeği. Hepimizin anlık aranın bir kahraman olduğunu. Şimdi bunu tam tersine çevirmeye kimsenin gücü yetmez. Garanın kendisinin bile. Anıtı dikilmiş, müzesi yapılmış, tarihe geçmiş kahraman bir kara. Toplumun gerçeği artık bu Sansi. Evet ama salt gerçek değil. Korkunç çelişki de burada ya. Salt gerçek her zaman toplumun gerçeğine uymuyor demek. Hepimizin kahraman olarak bildiği kara. Bu serseri, bu haindir diyemezdik ya. Salt gerçeğin ne önemi var? Bize bir kahraman gerekiyordu. Biz işte onu bulduk. Salt gerçek olan gara bizim kahraman garamız. Bu gider serseri, hain. Şaşılası bir şey. Sana hep vermediğim halde senin gibi davranmak zorunda duyuyorum kendimi. Salt gerçek toplumun gerçeğine uymuyor diye anıtı mı yapacaktı? Müzeyi mi kapatacaktı? Bilmiyorum hangisi doğru olan çıkamıyorum işte işin içerisinden bilen. Yayın dedim. Yani gara buraya girmek için direnseydi gara. Yapılacak tek bir şey vardı o zaman. Onu burada öldürmek. Maalesef ben de aynı şeyi düşünüyorum. Mantık bu Sansi. Halk hayal kırıklığına uğratamaz. Şimdi zaten bu giden garının bizim kahraman garımız olduğuna ben inanmıyorum. Hani sanki hem o hem o değil. Doğru diyorsun.
Karanın serseri olduğunu anlarsa halk bütün tarihten kuşkuya düşebilir. Biz çok yanlış yaptık Selsin. Aşkım biz çok yanlış yaptık. Tamam da Selsin, neyi yanlış yaptığımızı dinlemeyecek misin? Yanlış yapmışız işte başkanım ya. Ama Selsin izin ver, söyleyeyim neyi yanlış yaptığını. Biz çok yanlış yaptık. Bu giderken buna başka bir atla sahte kimlik verecektik. Ya biz çok yanlış yaptık. Ya. Of. Başkanım ya. Salsi. Salsi. Başkanım ya. Vay. Salsi, bir şeyler yapmamız lazım. Çağır mı öyleyse? Evet, bir çağır çabuk. Var böyle bir kendini tarif edildi sanırım. Tek biricik karımız var. O da bizim kahraman karımız Salsi. Bu serseri bu halin yuntabura girmek için direnseydi silahımı çoktan hazırlamıştı. Niçin sözünü dedi o zaman başkanım? Gerçi belki onu da dinlemeliydik. Öylesi daha iyi olabilirdi. Ben döndüm. Neden döndün? Daha para mı istiyorsun yoksa? He, anladım. Ha? İsmini gizlemek için bizden sahte bir kimlik istiyorsun değil mi? Evet, onu istiyor kesin. Neden sizden sahte bir kimlik isteyeyim ki? Ben Garay'ım. Sen Garay değilsin. Garay'ım. Garay değilsin sen. Bundan sonra Garay değilsin. Bundan. Ben de abi. Bundan sonra gara değilsin, anladın mı? İstemiyorum abi. Hatta alın bunlar resim olsun. Neden? Bunlar resim olsun, alın. Madalyanı satmaktan vaz mı geçtin? Yo, madalyalar resim olsun, onları da istemiyorum, onlar istek alsın. O zaman niçin geliyorsun gara? Çünkü ben Yuntabur'a gideceğim. Göreceğim orasını, salsın. Ya Yuntabur yok artık, adı bile değişti. Olsun, ne fark eder? Ben gidip 15 ağacını göreceğim, değil mi o kadar çıkarsın? 15 ağacı da yok, kestiler çoktan. Ben de yerini görürüm o zaman. Ya bak, yeri de kalmadı, apartman yaptılar oraya. Sasi, o öyle büyük bir meşacıydı ki illa bir şey kalmıştır ondan. Ben de gidip onu göreceğim, o kadar çık. Öylesi paraları neden geri verdin? Siz paraları vermesem sokmaz mısınız ki beni kendine? Bak, kendine gidersen seni asarlar diyorum, bana niye anlamıyorsun? Assınlar Sasi. Ama bak, yalnız senin sözün geçer. Sasi, ne olur? Beni o meşe ağacının olduğu yerde asılır, olur mu? Bak, şimdiye kadar asılacak öyle büyük suçlar, öyle büyük günahlı bir şeydim ki her seferinde beni asacaklarken madalya verdiler. Hem bakarsın yine böyle olacak, Salsi. Olmaz Gara, rica ediyorum, olmaz. Git buradan var. Peki ama niçin Salsi? Çünkü sen Gara değilsin. Garayım! Değilsin! Garayım! Gara değilsin! Garayım! Değilsin! Garayım! Değilsin! Salsi! Ben Garayım! Değilsin! Görürsünüz Salsi'ye. Yine madalya verecekler bana. Orada sana veririm Salsi. Anladınız mı şimdi? Ben Garay'ım Salsi. Ben Garay'ım. Kendine gel! Doğru olanı yaptın! Kendine gel!
Evet. Doğru olanı yaptın değil mi sensin? Hadi. Kimse görmeden götürelim bunu buradan. O seni çıkarmayın. Ne oluyor burada? Çabuk ol sensin. Buradan da çıkartın onu. Şu tarafa götürelim. Başkanın bile ihtiyacı var. Yarattığımız bu gara var ya, garanın kendisinden bile daha değerli. Hadi çabuk, kaldın şu yolu şurada. Gözüm görmesin. Gülümsüz. Evet, evet. Filmin adını buldum. Ölümsüz Gara.